Merhaba TTT takipçileri. Bu videomuzda Asus'un TAF Gaming H3 oyuncu kulaklığına yakından bakacağız. Bu kulaklık bizlere ve oyunculara neler sunuyor? Ne gibi imkanlar sunuluyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Detaylıca bakacağız. Hemen videoya geçelim. Evet, hemen kutunun tasarımından kısaca bahsedelim. Kutu siyah ve gri renklerden oluşuyor. Özellikle siyah ön yüzü bu şekilde. TAF Gaming H3 model ismi, Asus logosu ve Discord ve belli başlı sertifikaların logoları ve burada da Asus'un TAF Gaming logosu bulunuyor. Yan tarafta model ve marka logosu, hemen arkada da belli başlı özelliklerinden bahseden bilgilendirme, görsel bilgilendirme mevcut. Yan tarafta da ülkelere göre bir bilgilendirmesi mevcut. Hemen ürüne detaylıca bakmaya devam edelim. Evet, kameramızı biraz daha yakınlaştırdık ürüne detaylıca bakmak için. Elimizde kırmızı renkli bir modeli bulunuyor. Bu TAF Gaming H3 oyuncu kulaklıklarında toplam 4 renk bulunuyor. Bu 4 renkten bir tanesi elimizde kırmızı rengi, füme rengi bulunuyor, mavi bulunuyor ve beyaz renk bulunuyor. Renk dediğimiz kısımda sadece şu paslanmaz çelik kısmı renkli olarak geliyor. Geri kalan kısımlar hep aynı diyebiliriz. Hemen burada tasarımına üzerinden gidecek olursak, tasarımsal olarak gerçek anlamda Asus'un tasarımsal çizgileri bu oyuncu kulaklığında da bizlere sunuluyor. Ne gibi özelliklerden var, ne gibi tasarımsal değişiklikler var, bunlardan bahsedeceğiz. Hemen üstten alta doğru inelim isterseniz. Hemen burada üst tarafta TAF Gaming logosunu görmek pekala mümkün. TAF Gaming yazısı bulunuyor. Bu kısımda sünger yastıkları gerçekten kafa yapısına uygun olarak acıtmıyor kafanızı, üst kafa tepenizi. Hemen yan tarafta da paslanmaz çelikten oluşan kafa bandı demiri bulunuyor. Bu paslanmaz çelik olması gerçek anlamda güzel. Hemen yan tarafta da şu kısımlarda da şöyle gösterecek olursak, bu kısımlarda da şurada dişler bulunuyor. Bak, şurada dişler bulunuyor. Bu dişler kafa boyunuza göre ayarlamak mümkün kılınıyor. Bu da gizli bir ayar gibi gözüküyor. İlk başta dedim nasıl ayarlanacak, hemen bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu da gerçekten gizlenmiş, görsel açıdan da hoş duruyor. Hemen burada tabii ki bu kulaklığın en eksik bulunabilecek tarafı, tabii ki bu fiyat alınabilecek kulaklıklar arasında RGB ışıklandırma olmaması bazı kullanıcıları üzebilir. Ancak bu sadeliği seven, Asus'un bu sadelikteki kulaklıklarını seven kullanıcılar bu kulaktan çok memnun kalacak. Ayrıyeten ışıklandırmayı geçtik, yapısal ve konfor açısından da bu kulaklık alınabilecek bir kulaklık olduğunu söyleyelim. Işıklandırmayı sevmeyenler için bu kulaklık tam bir profesyonel oyuncu kulaklığı diyebiliriz. Hemen burada da TAF Gaming logosunu görüyoruz. Şu kısımda burası çizgiselleştirilmiş bir yapıya sahip. Hemen onun, yani kulaklığın sol bant kısmında da mikrofon kapatıp açmak için bir buton bulunuyor ve burada da ses ayarını ayarlamak için manuel bir kaydırma butonu bulunuyor. 7.1 ses teknolojisini bu kulaklıkta kullanmak mümkün. 7.1 ses teknolojisi oldukça kaliteli. Hele ki oyunlarda, özellikle FPS oyunlarında ayak seslerini rakiplerinizi daha iyi karşınıza çıkmasını sağlayan ve belli konumlarda işinize yarayan bu 7.1 ses teknolojisi oyunlarda özellikle çok 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 işinize yarayacak. 50 mm'lik Asus Async sürücüler bulunuyor. Özel hava geçirmez haznesi teknolojisi bu kulaklıkta sizlere sunuluyor. Etkileyici bir ses deneyiminde bu özellikler sayesinde kullanmanız pekala mümkün. Dediğimiz gibi kırmızı kısım paslanmaz çelikten oluşuyor. PC, Mac, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One ve akıllı telefonlarda da bu kulaklığı kullanmak mümkün kılınmış durumda. Hemen kulaklığın mikrofonuna geçecek olursak, mikrofonu gerçekten kaliteli bir iş çıkarttığını ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Gerçek anlamda hem de burası esnek bir
bir yapıya sahip olması da size her açıdan kullanılabilirlik açısından da avantaj sağlıyor. Mikrofon kalitesi gerçek anlamda kaliteli bir iş ortaya koyduğunu söyleyelim. Özellikle Discord'da arkadaşlarınızla oyun esnasında konuşmalarınızda net ve güzel bir ses deneyimi, ses kalitesi sunuluyor karşı tarafa. Hemen kulaklığın kablosuna bakacağız. Kablosu beni biraz üzdü çünkü bu fiyat bandına alınabilen bir kulaklıkta örgü kablo olması benim için avantajlı diyebilirim. Çünkü örgü kablo uzun kullanımda yıpranma olsun, kullanım açısından olsun uzun vadede hasarsız bir şekilde atlatabiliyor. Ancak normal bir kablo yapısında olduğu için çok dikkatli kullanmanızı öneririz ve biraz da bir tık daha diğer kulaklara göre daha ince ve daha kısa bir kabloyla geldiğini de söyleyelim. Hemen tabii ki kulaklıkta bir jack ucu bulunuyor. Bu jack ucunu kulaklığın kutusundan da dönüştürücü çıkıyor. Şöyle gösterelim hemen. Şu şekilde dönüştürücü çıkıyor. Bu dönüştürücüyü kulaklığın ana kablosuna taktığımız zaman şu şekilde. Bakın şu kulaklığın kablosu ve bu dönüştürücü kutudan çıkan. Buna taktığımız an kulaklığımız 1.3 metrelik bir uzunluğa sahip oluyor. Şöyle de gösterecek olursak. Burada kafanız karışmaması için mikrofon için gri, siyah da kulaklık için kullanılabilir. Ek olarak bu kulaklığın fiyatı 600 TL bandında olduğunu söyleyeyim. Değişkenlik gösterebilir. 580 liraya da bulabilirsiniz. 630 liraya da bulabilirsiniz. Araştırmalarıma göre fiyat değişkenliği çok değişiyor. Bundan dolayı da ortalama bir fiyat söyleyecek olursak 600 TL bandında bir fiyat aralığına sahip. Oyuncuların gerçek anlamda bu tür oyuncu kulaklarını bu fiyatlar herkes veremiyor. Ancak gerçek anlamda profesyonel oyuncular için bu fiyatlar hiçbir fiyat, bu fiyatlar normal olarak karşılanabilir. Ancak dediğimiz gibi her bütçeye uygun bir kulaklık olmadığını söyleyelim. Ama ben gerçekten iyi bir oyuncuyum ve bu oyuncu kabiliyetimi daha iyi bir ekipmanlardan sağlamak istiyorum derseniz, bu oyuncu kulaklığı ve sadeliği seviyorsanız, ek olarak sadeliği seven bir kişiyseniz, bu kulaklık gerçekten sizi uzun süre götürecektir. Ben uzun kullanımda oyuncu kulaklarından, kulaküstü kulaklıklardan çok çekmiş biriyim. Neden? Çünkü şu kafa bandı her kulaklıkta gerçekten kaliteli sunmuyor. Asus'un da kaliteli bir ürünü ortaya çıkartması için özellikle bu kafa bandı kullanıcılar için özellikle dikkat çeken ve önem arz eden bir özelliklerden bir tanesi. Bu kafa bandı uzun kullanımda hiçbir sorun yaratmadı bana ve gerçekten müzik dinlerken de film izlerken de çok iyi ses kalitesi sunduğunu söyleyebilirim. Evet, bu videoda Asus TUF Gaming H3 isimli oyuncu kulaklığına yakından baktık. Hemen tekrar geçecek olursak özelliklerden 7.1 ses teknolojisini bu kulakta bulmak mümkün. 50 mm'lik Asus Esinch sürücülerle geliyor. Sağlam paslanmaz çelikten oluşan bir kasaya sahip. Özel hava geçirmez hazne teknolojisi etkileyici bir ses kullanımı sunuyor kullanıcıya. PC, Mac, PlayStation 4, Nintendo Switch ve Xbox One özellikle de akıllı telefonlarınızda bu kulaklığı kullanmak pekala mümkün. Analog mikrofon gerçekten özellikle uzun sürede, uzun kullanımlarda esnek bir yapılı olması ve ses kalitesini karşı tarafa güzelce aktarması benim kalbimi çalan özelliklerden bir tanesi. 294 gramlık bir ağırlığa sahip olan bu Asus TUF Gaming H3 modeli 1.3 metre kablo uzunluğuna sahip. Bunun içerisinden dönüştürücü çıkması toplam bu uzunluğu 1.3 yaptığında altını çizelim. 600 TL fiyat bandında olan bu Asus TUF Gaming H3 modeli. Bu videoda özelliklerini aktardık. Sorularınız olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.